Hatice'cim, programıma hoş geldin, zaman ayırdığın için. Bugün çok, çok değerli bilgilerini alacağız senden. Konumuz otizm. Evet. Kendin ben de teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Teşekkür ederim canım. Kendini tanıtır mısın? İsmim Özce Zeynep Akçı. Okul öncesi öğretmeni, özel eğitim uzmanı öğretici, ben nörobilim uzmanıyım. 3 yıl anaokullarında okul öncesi dönem çocuklarla çalıştım sınıflarda. Ondan sonra 7-8 yıldır da özel gereksinimli çocuklarla özel eğitim alanında çalışıyorum. Bunun haricinde İngiltere'ye birkaç kez gittim. Bir kere çocukların hayata dahil edilmesi üzerine bir sertifika programına katıldım. Bizde kaynaştırma uygulanıyor. Evet. Şimdi daha kapsayıcı bir eğitime geçmeye çalışıyoruz. Onun da bir üst modeli var, dahil edici eğitim diye. Bütün özel eğitimin her şeyin normal sınıflarda yapıldığı, onunla ilgili bir eğitime katıldım. Başka bir girişimde Makaton diye dil ve iletişim terapisine yönelik bir eğitime katıldım. Çok güzel bir eğitim. Konuşamayan çocukların vücut diliyle ve sahip olduğu her türlü yetiyle kendini ifade etmesini sağlıyor. Ayrıca gitmişken Ulusal Otizm Derneği, Bağımsız Yaşam Evleri, Destekli Yaşam Evleri gibi yerleri de ziyaret edip neler yaptıkları ile ilgili bilgi aldım ki ülkemizde ne yapabiliriz, onunla ilgili çalışmalar üretebileyim diye. Öyle. Çok güzel. Halk arasında çok duyulan ve ismi bize hiç yabancı gelmeyen otizm kelimesi var. Otizm ne demek? Otizm bir nöro davranışsal farklılık, bozukluk da diyebiliriz. Otizm spektrum bozukluğu diyoruz. Farklılık da diyebiliriz. Özel yani belirtilerine değinmek lazım. Özellikle 3 ana başlık etrafında toplanıyor belirtileri. Bunlar sosyal etkileşimde bozulmalar olması, dil ve iletişim becerilerinde bir gerilik olması ve stereotip davranışlar görüyor olmamız. Tabii bunların her çocukta görülme sıklığı, görülme yoğunluğu yaşı, çok farklı. Yaşı, her şeyi çok farklı. O yüzden spektrum diyoruz. Spektrum, evet, bir yelpaze demek. Her çocukta bu yelpazenin farklı bir noktasında bulunuyor. Hepsi birbirinden farklı. Ben bunu şeye benzetiyorum. Öksürmek gibi. Evet. Farajitten de öksürüyoruz. Ya da zatürreden, veremden bir sürü boğazlarımıza bir şey kaçtığı için olabilir. Ama sonuçta öksürüyoruz. Bu çocuklar da bu 3 belirtiyi gösteriyor ama sebepleri her şeyi çok farklı. Bazıları uyaran eksikliği, bazıları Asperger sendromu olabilir, Rett sendromu olabilir, tamamıyla otizm olabilir, atipik otizm olabilir. Bir sürü farklı sebebi oluyor. Belirtiler üzerinden düşünürsek, mesela ekolleri, aileler nasıl, evet, fark edebilir otizmi? Evet. Onu konuşmak gerekirse, özellikle en çok konuşulan adına tepki vermemesidir. Seslendiğinizde size bakmaması. Bir sonraki dönen nesneleri takip etmesidir ailelerin ilk dikkatini çeken. Aslında otizm anne karnında başlıyor. Doğduğu andan itibaren de belirtiler var. Ama 3 yaşa kadar, yani konuşmasını beklediğimiz yaşa kadar fark edilemeyebiliyor. Özellikle şimdi aileler daha çekirdek aile yapısında olduğu için ve çok fazla çocuk büyük görmediğimiz için fark etmemiz zaman alıyor. Ortalama 3 yaş gibi fark ederiz. Mesela iletişim kuran ama ekoleli yapan çocuklar vardır. Ekoleli de sizin söylediğiniz şeyi cevaben size tekrar etmesi. Afaziye benzer bir durumdur beyinde. Duyduğu kelimeleri alır, ona uygun bir cevap üretip beyinde o kelimeleri ifade etmesi gerekirken o kısmı atlar ve direkt sizin söylediğiniz şeyi cevap olarak söyler. Aslında çocuk konuştuğunu sanır. Mantıklı bir cümle kurduğunu sanır. Tekrar ettiğinin farkında değildir. Eğitimle bunu düzeltebiliyoruz, aşabiliyoruz. Bir de söylediğim gibi otizmin türleri var. Çünkü hepsi, evet, çok farklı. Mesela Rett sendromu var. Çok otizm içerisinde fark edilmeyen. Daha çok güler yüzlü çocuklar olur. Çok böyle, evet, dişlerine dokunma davranışı oluyor onlarda. Asperger sendromu var. Yine fark edilmeyen, yani zor fark edilen. Hatta bir sürü yetişkin tanı almadan hala hayatına devam ediyor. Belki de biz de öyleyiz. Onlar da farklı olarak otizmden dil ve iletişim becerilerinde bozulmalar çok görülmüyor. İletişim becerileri iyi, bilişsel becerileri iyi, öğrenmeyle ilgili bir sıkıntıları yok.
Ama sosyal etkileşim açısından sıkıntılar yaşıyoruz. Mesela sohbet içerisinde kalmakta zorlanırlar çünkü hep kendi kafalarındaki o ilgi alanları ile ilgili konuşmak isterler. Bir de stereotipler olur. Yine stres olduğunda hepimizin yaptığı sinirli, stresli zamanlarında ayağını sallamak gibi. Bizim çocuklarımızda bunlar çok daha yoğun ve hayatını kısıtlayacak durumda görülebiliyor. Yine anksiyete durumunda stereotipler görüyoruz. Asperger sendromundakilerde. Bir de şu farkı söylemek istiyorum. Bozukluk dediğimiz şeyle sendrom dediğimiz şey arasındaki fark. Ha, evet. Sendromlar, evet, sendromlar tek bir gen mutasyonuna bağlıdır. Genetik bir sebebi var. Bozukluk dediklerimizde sebebini bilmiyoruz. Mesela Asperger sendromu, Rett sendromu, evet. Down sendromu. Bunların hepsi sendrom çünkü sebeplerini biliyoruz. Tek bir genin mutasyonunda herkeste ama diğerlerini de bilmiyoruz. Peki annelerin kullandığı ilaçlar, halk arasında işte sigara içmesi, madde kullanımı gibi. Aileler bundan çok stres oluyorlar. Evet. Hani benim suçum mu? Gençliğimde evet. Sigara içtim ondan mı? Alkol kullandım ondan mı? Şehirde yaşıyoruz egzoz gazından mı? Gibi. Ama çevresel faktörlerle ilgili yapılan çalışmaların hiçbiri bize otizm %100 bundan dolayı olur demiyor. Dolaylı bağlantılar var ama dolaylı bağlantılarla ilgili de araştırma akademik hayatta şöyle bir söz vardır. Tenis oynayan herkes süt içer, o zaman süt içmek tenis oynamaya sebep olur. Böyle bir bağlantı nasıl kuramıyorsak dolaylı sonuçlarla da o şekilde bağlantılar kuramıyoruz. Hepimiz hepsine maruz kalıyoruz. Bazı çocuklarda oluyor, bazı çocuklarda olmuyor. Benim yüksek lisans konum da, tez konum da otizmin annenin gebelik sırasında yaşadığı stres, alkol, sigara ya da başka şeyler, ilaç, aldığı ilaçlar. Epilepsiyle ilgili ilaçlar, evet. Bir tek epilepsi ilacı kesin bir bozukluk yaratıyor. O yüzden onun öncesinde zaten doktorunuz, epilepsi ilacı kullanan kişinin doktoru bırakmayı dener. O ilacı kullanmadan 4-5 ay epilepsi nöbeti geçirmeden bir zaman geçirebildiğinden eminse ilaçsız bir gebelik dönemi başlar. Planlı olması gerekir. Çünkü onda nörolojik bir bozukluk mutlaka oluyor. Ama diğer şeylerle ilgili biz de Profesör Doktor Tayfun Uzbay'la çalıştım. Evet. Sağ olsun. Dolaylı bağlantılar var. Yüzdeyi biraz arttırıyor görünüyor. Ama hiçbir şey için kesinlikle bu otizm yapar diyemiyoruz. Çevresel faktörler için. Evet. Genetik faktörler var bir de nörolojik faktörler var. Evet. Peki 18 yaşından sonra bu çocukları nasıl bir yaşam bekliyor? Sonra da İngiltere'yle Türkiye'yi karşılaştırma yapalım. 18 yaşından sonra ülkemizde bu konu çok gelişime açık bir konu. Üzerine bir sürü çalışma yapılması gereken, girişim yapılması gereken bir konu. Maalesef bizde aileler kendini çok yalnız hissediyor. Çünkü normal okul süreci de bitiyor. Okul sürecinde biz çok sorun yaşıyoruz. Kaynaştırma ile ilgili özellikle. Aileler istemiyor, öğretmenler istemiyor. Gerçekten hiçbir problem yaratmayacak çocuklara bile sırf o kağıdı, tanıyı gördükleri için bir türlü kafalarını kaldırıp hani o çocukların yüzüne bir baksalar sorun olmayacağını anlayacaklar. Evet. Ama o etiket insanları stresi sokuyor ve okulda istemiyorlar. Aileleri biraz yıldırmaya çalışıyorlar ki devlet atıyor o çocuğu o sınıfa. Yani resmi yasal hakkı o çocuğun o sınıfta okuması ama onunla ilgili her sene sorun yaşıyoruz. Buna rağmen 18 yaşına kadar bir eğitim sürecimiz var. Onun dışında bir de haftada 2 saat bireysel, 1 saatte grup dersi yine devlet tarafından karşılanıyor bizde. Ama 18 yaşından sonra okul da bittiği için ailenin gidebileceği tek şey o 2 saat bireysel ve 1 saat grup dersi. Onun haricinde tamamıyla yapayalnızlar. Kendilerini çok yalnız hissediyorlar. Çocukları teslim edebilecekleri mesela İngiltere'de her gün çocuğun dışarı çıkması zorunlu. Evet. Özel gerekliliğinde her çocuk için geçerli bu. Müzik kursuna gidiyorlar, resim kursuna gidiyorlar, dansa, müzelere, konserlere, sinemaya. Onlara ayrılmış saatler var strese girmemeleri için. Böyle sesin, ışığın, her şeyin optimum düzeyde tutulduğu saatler oluyor. Çocuklar o saatlerde gidip hayatın tadını çıkarabiliyorlar. Evde durmak biliyorsunuz hepimiz için bu korona evet. zamanında da gördük çok stresli bir şey bizim çocuklarımız hep böyle yaşıyor evet. Bir kafeye gitmek de
gitmek istemiyor aileler. Çünkü çocukların davranışlarından insanlar bakacak. Bazen garsonlar uyarabiliyor. Hani ses çıkardı, misafirlerimiz rahatsız oldu diye. Onları yaşamamak için hiç evden çıkmıyorlar. Ama İngiltere'de çocuklara ayrılan bütçe de çok fazla. Yani çocuğa bağlanan maaşla çocuk bütün bu masraflarını karşılıyor. Yanındaki refakatçisiyle birlikte sineması, tiyatrosu, kursu, yılda 2-3 kez tatile çıkıyorlar. Yine refakatçisinin de bütün masrafları aynı maaştan ödeniyor. Dil terapisti, fizyoterapisti, ergoterapisti, oyun terapisti, özel eğitimi, alması gereken tüm eğitimleri yine kendi maaşından karşılıyor. Mesela bizim çocuklarımızda duysal hassasiyetler de oluyor. Yine spektrum dediğimiz için hepsinde olmuyor. Ama bazı çocuklarımızda hassasiyetler var. Mesela tırnağını kestirmek gibi o dokunma duyusu ya da sesi çok stresi sokabiliyor çocuğu. Beyinde buna şey diyoruz. Duyu kapılama sistemi. Belirli uyaranların sesini kısmak, açmak gibi düşünebiliriz. Gereksiz uyaranların sesini kısmak gibi. Otizmli bazı çocuklarda bu duyu kapılama sisteminde problem olduğu için hiçbir şeyin sesi kısılmıyor ve her şeyi sürekli klimanın sesi gibi, arabanın sesi gibi ya da kötü bir koku gibi normalde duyarsızlaştığımız şeyler onlar için sürekli ve çok hassas. Stresli bir, çok hassaslar. Bunların hepsinin de uzmanı var İngiltere'de. Sadece otizmli çocukların tırnağını kesen manikürcüler var. Onları strese sokmadan, iletişim kurmayı bilen, davranış problemlerinde ya da stres anlarında nasıl davranması gerektiğini bilen o kişi gelip her hafta o çocuğun tırnağını kesiyor. Saç kesme, yine saç kesme makinesi, saçın kesilmesinin sesi çocuklarımızı çok strese sokar. Sadece otizmli çocuklarla çalışan kuaförler var. Sadece o çocuklarla çalışan diş hekimleri var. İğne yapan yine hemşireler. Her şeyle ilgili uzmanı var ve tabii ki bunun bütçe maliyeti fazla. Normalden farklı bir iş yaptıkları için. Ama ayrılan maaş bunların hepsini karşılamaya yetiyor. Hatta artıyor. Geri kalanı devlete koyuyor. O kadar büyük bir bütçe ayrılmış durumda. Tabii çok iyi de denetleniyor. Kötüye kullanılmıyor. Sadece o çocuğa harcanıyor. Ama atıyorum tuvalet kağıdı sevdiği bir marka vardır. Sonuçta o da duysal hassasiyetle ilgili. Onun dokusundan hoşlanıyordur. Diğerlerinden rahatsız oluyordur. En pahalısı da olsa onu alabiliyor çocuk. Peki İngiltere'de hafif de olsa işe alıştırma ya da yapabileceği beceriler ve yeteneklerle ilgili bir çalışma var mı? Bizde nasıl? Yine bizde çok eksik bir alan. Eğer çalışmak isteyen bir yaşam koçu, iş koçu varsa bizde olmayan bir alan. Down sendromu ile ilgili Türkiye'de çalışan iş koçları var. Ama otizm üzerine yok maalesef. İngiltere'de iş koçları da var. Otizmle çalışmayı bilen. Bu görevliler, uzmanlar öncelikle iş yerine gider, bilgilendirme yapar. Bu çocuğun hassasiyetleri nelerdir? Nasıl konuşulduğunda doğru bir düzlemde buluşabilirsiniz? Çocuğu da o ortama hazırlayacak beceriler üzerine çalıştırırlar. Ve iş sahibi ediyorlar böylelikle. Düzenli olarak denetleyerek. Ayrıca çocuklar isterlerse eve çıkabiliyorlar. Bağımsız yaşam evleri var. Tamamıyla kendi isteklerine bağlı. Eğer bağımsız yaşayabilecek düzeyde değilse destekli yaşam evleri var. Orada 24 saat bireysel özel eğitimcileri var. 3 var diye çalışan. Yine kendi özel eğitimcileri eşliğinde temizliklerini yapıp odalarını düzenleyip daha apart tarzı yerler. Tuvaletlerini yıkayıp yemeklerini pişirip haftalık alışverişlerini yapıyorlar. O evde yaşamaya devam ediyorlar. Ama bu konularda bizde sıkıntı var. Yani aileler mesela yatılı bir yere vermekte sen çekiniyorlar. Bir, çocuklarının iyi bakılıp bakılamayacağından şüpheye düşüyorlar. İkincisi bir toplumsal bir baskı var. Hani çocuğu evinize sığdıramadınız mı? Neden vermiş diye. Evet, öyle kötü bir yaklaşım da var ailelerin üzerinde. Evet, maalesef. Halbuki İngiltere'de mesela çocuk bunu istediği için kimsenin bir şey demeye hakkı olmuyor. Çocuk orada olmak istiyor. Çünkü ne isterse onu yiyor. Kaçta isterse o saatte yatıyor. Tamamıyla hayatının kuralları kendi elinde. Düzeni. Tabii özel eğitimcisinin desteğiyle. Evet. O yüzden çocuklar orada kalmak istiyorlar evdense. Bizde maalesef sıkıntılı bir alan. Peki beslenmeyle bir ilgisi var mı? Mesela özel beslenme programları hazırlanıyor. Deneniyor. Bununla ilgili mesele şu, bağırsaktaki mantar, bazı otizmli çocukların bağırsaklarında mantar problemi var. Oradan çıktı bu konu. Ama
her çocukta yok yine. Evet. Yani normal gelişim gösteren çocukların da bazılarının bağırsaklarında mantar var. Olabilir. Hepimizde evet. var. Ya da ağır metaller. Hı-hı. Bazı insanların gebelik sırasında çok balık yemişsinizdir, büyük balık yemişsinizdir, civaya maruz kalmışsınızdır, nörolojik etkileri olur. Atıyorum elleri çok titrer civaya maruz kalan insanların. Evet. Vedat Milor'un da sanırım öyleydi. Çok evet. derin mahsulü yediği için elleri çok titrer çünkü ağır metal birikmesi oluyor beyinde. Hı-hı. Ama otizmle direkt yine bağlantılı bir şey değil. Hı-hı. Ve bazen böyle öğrencilerim oluyor bağırsağında ağır metal ya da mantar çıkmadığı halde Hı-hı. diyete alınan çocuklarda daha çok davranış problemi oluyor. Zaten stresli bir dönemdeyken çocuğa bir de istediği hiçbir yiyeceği veremiyorsunuz. Çok katı çünkü şeyleri. Kurallı. Beslenme. Evet. İşimize yaramıyor. Çok nadir gerçekten bağırsağında bir problem olan çocuklarda bağırsak florası düzeldiğinde davranışlarda iyileşme oluyor. Otizmi sıfırlamıyor. Bu bizim için de geçerli. Kefir gibi böyle probiyotik evet. içerikli şeylerle beslendiğimiz zaman biz de normalden daha tahammülü yüksek insanlar oluruz. Bağırsak evet. floramız biraz tahammülümüzü evet. düşürüyor. Evet, doğru. Evet. Evet, peki aşılarla ilgili ne söylersin Özge'cim? Aşı benim çok strese girdiğim bir konu. Her sene bu konu açılıyor. Neden açılıyor hiç bilmiyorum. Her sene açılıyor. Çok tehlikeli bir konu. Aşı konusunu açan kişinin ismini hemen hatırlamaya çalışıyorum. Andrew Wakefield'tı ismi. Evet. Evet. Lancet raporunda yayınlanmıştı yazdığı şey. Araştırma. Zaten evet. en acı kısmı o. Lancet dünyanın en prestijli, en güvenilir araştırmalarının evet. yayınlandığı bir kurum. Fakat kendisinin sonrasında bütün sonuçları değiştirdiği hastanedeki sonuçlarla Wakefield'ın paylaştığı sonuçlar aynı değil. Hı-hı. Aslında bunu bir avukatla birlikte düşünüp planladıkları ve amaçlarının aşı üreten firmalara dava açıp para kazanmak olduğu ortaya çıkıyor. Sonrasında bağımsız birçok yüzlerce araştırma yapılıyor ve hepsinde aşıyla hiçbir alakası olmadığı ortaya çıkıyor. Hı-hı. Yine de aileler çok stres olduğu için içerisinde timesoral içeriyordu. Civa'dan üretilen bir madde. Hiçbir zararı olmamasına rağmen, yani binlerce katı gerekiyor bize zararı olması için. Tabii. Çok insanlar tepki gösterdiği için sonunda ilaçlardan o madde çıkarıldı. Koruyucuydu o. Fakat yine de aileler her sene bununla ilgili sorularla geliyor. Aşı yaptıralım mı? Aşı evet. zamanı geldi diye. Aşı çok ciddi bir konu. Bu aşı kızamık, kızamıkçık, kaba kulak aşısı. Bu hastalıklar ortaçağ hastalıkları, ölümcül hastalıklar, tedavisi olmayan hastalıklar. Ve koruma oranı %90 ile %99 arasıdır. Yani çocuğumuzu aşılatmamız yani o hastalığın bulaşmayacağı anlamına gelmez. Herkesin aşılanması gerekir. Riski sıfıra indirebilmemiz için. Çocuğumuzu aşılatmazsak aslında başka insanların da hayatını tehlikeye atıyoruz. Toplumsal bir mesele bu, toplumsal bir görev. Otizm Pedia sitemizde bununla ilgili bir yazı var, çok ayrıntılı şekilde yazdım. Wakefield'ın daha önce de çocuğunun arkadaşlarından doğum gününde kan alması, ailelerinden habersiz, başka araştırmalar yapmak için, doktorluğunun böyle kural dışı, illegal işler yaptığı için iptal edilmesiyle ilgili. Bütün bilgileri oraya yazdım, mutlaka baksınlar. Çok ciddi bir konu. Ama aşının otizmle hiçbir alakası yok son olarak. Evet, evet. Peki özel gereksinimi olan çocuklarla çalışmak nasıl bir duygu? Yaşadığın mutluluklar neler? Çok güzel bir duygu. Evet. Okul öncesi dönemde de çalıştım ama okul öncesi çocuklar her şeyi bilerek geliyor. Gerçekten sünger gibi çocuklar. Renkler öğrenelim diyorsunuz, zaten çizgi filmlerden öğrenmişler. Sayılar öğrenelim diyorsunuz, bir şarkıdan öğrenmişler. Çok orada kendimi şey hissetmedim, yani bir şey çok bana şey değildi, nasıl diyeyim, çok işe yaradığımı hissetmedim. Yani bir şey verecek gibi değildim. Elbette ki elimden geldiğince verdim, dünyayı öğrettim ben de, şehirleri evet. öğrettim, tarihle ilgili, gezilerle ilgili pasaportlar evet. yaptım. Ama özel eğitim çok farklı. Gerçekten öyle hissediyorsunuz ki bu kadar başkası ilgilenmez gibi geliyor. Bir çocuğa bağlandığınız zaman ya bunu yaparsam ben yaparım. Başka kimse bu kadar önemsemeyecek diye. Gerçekten uykularınız kaçıyor. Ama mesela bir öğrencim çok 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 severdim Efeciğim.
sadece makatonla hayır demeyi çalıştık. 3 ayın sonunda bir şey ayakta çalışmalarımız oluyordu. Bir de otururken ayağa kalkmayı da hiç sevmiyordu. Oturmak daha işine geliyordu. 3 ayın sonunda ayağa kalkılmayı çalışacağız deyince kafasını salladı. Dünyanın en büyük mutluluğu. Başka hiçbir işle karşılaştırılamaz. Zor. Ama hani kısacık ne kadar yaşayacağız? 100 yıl mı? Kısacık 100 yıl yaşayacağımız hayatımızda. Bir şey, bir fark yaratmış olmak istiyorum diyen herkes için çok güzel bir iş. Çok çok keyifli bir iş. Peki. Anne babalara önerin ne canım? Anne babalara önerim, anne babaların şöyle bir sıkıntı, yani şöyle bir sıkıntı yaşıyor anne babalar. Özel eğitimci değil onlar. Evet. Ve tanıyanlarında hayatlarında ilk kez duyuyorlar bu konuyu. Bizim alanımızda biraz istismar açık. Doğru yola bulana kadar çok vakit kaybedebiliyorlar. Çok bilindik, doğru olduğunu başka ailelerden teyit etmedikleri şeylere çok girmemeleri gerekiyor. Mesela EEG ile otizmi iyileştirmeye deneyen biri vardı. Yine o da bir o sistemi ortaya çıkaran kişi de yine sanırım İngiliz'di, Malta'da yaşıyordu. Evet. Hiçbir işe yaramadığı kanıtlanmış bir yöntemdi ama dünyada hala devam ediyor bu yöntem. Bunun gibi şeylerle çok vakit kaybedebiliyorlar. En otizmde işe yarayan, kanıta dayalı tek yöntem uygulamalı davranış analizi. Sadece bu. Bizim çocuklarımızda ya, uygulamalı davranış analiziyle ilgili de yanlış anlaşılmalar var. Biraz yöntemler sert geliyor insanlara. Ne demek peki? Uygulamalı davranış analizi davranış ve etki tepkiye dayalı bir süreç. Biraz sert ve robotik geliyor dışarıdan bakan insanlara ama bunun da artık Amerika'dan çıkan bir yöntem. Biraz sert gelmiş olmalı ki oyun temelli versiyonları da çıktı. Mutlaka uygulamalı davranış analizi. Belki yanında biraz da oyun terapisi olabilir ama mutlaka uygulamalı davranış analizi almalılar. Diğer şeyler biraz vakit kaybettirebiliyor bizi. Evet. Yani... Bazen şöyle şeyler olabiliyor. Mesela biz oyun terapisi aldık ya da başka bir terapi aldık. 3 ayda geçti. Otizm ortadan kalktı diye düşünebiliyor aileler. Hani böyle denen bir yere gitmeyi tercih edebiliyorlar. Gerçek otizm hiçbir zaman geçmez. İyileşir, hayatı kolaylaştırırız. Bizim eğitimciler olarak görevimiz ailelerin hayatını, yaşam refahını, psikolojik refahlarını yükseltmek. Eğitim alan almayan çocuklar çok fark ediyor. Her zaman fark ediyor. Keşke daha fazla eğitim alsalar, çok daha iyi sonuçlar alsak. Evet. Ama maalesef bütçe. Otizm hiçbir zaman sıfırlanmıyor. Bu kesin. Evet. Sıfırlanıyor dediğimiz otizm türü uyaran eksikliği dediğimiz. Yani 0-3 yaşta çok yoğun tablet, televizyon gibi elektronik şeylere çok yoğun maruz kalıp insan etkileşimine çok az maruz kalan çocuklarda gördüğümüz bir şey. Onlarla gerçekten 2-3 ayda biraz oyun oynadığınızda kendiliğinden iş çözülüyor. Ailede biraz daha heyecanlı, çocuklarla çalışmak biraz heyecan, dramatizasyon ister. Ailelere de eğitim veriyoruz. O dramatizasyonu, heyecanı kaptıkları zaman iş çözülüyor. Ama normal gerçek otizmde asla belki biraz fark yaratır ama çok vakit kaybı olur. Mutlaka uygulama davranış analizi. Peki, ailelerin çocukların yanında yapmamaları gereken davranışlar, kullandıkları sözcükler neler olmamalı? Ailelerde en büyük problem şu. Mesela adına tepki diyoruz. Evet. Adına tepki vermiyor. Ama aileler 10 kere adını söylemeye devam ediyorlar. Yanında çocuk duruyor mesela. Ahmet, 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 Ahmet. Bana bakmıyor. Ahmet dedim, Ahmet. Hani normal gelişim gösteren çocuklarda da bir şey o kere söylerseniz ve tepki vermiyorsa ama siz de bir şey yapmıyorsanız çocuk bu konuşacak, ben de hiçbir tepki vermeyeceğim. Demek ki böyle diye düşünür ve tepki vermez. Mutlaka tek bir kez söylüyoruz. Ne söylüyorsak söyleyelim. Evet. 3 saniye bekliyoruz ya da 5 saniye bekliyoruz. Tepki vermiyorsa omuzundan tutup kendinize baktırıp aha bana baktın harikasın deyip ya da bir oyuncağı yere attıysa kaldırır mısın dediğimizde 10 kere onu kaldır demiştim demiyoruz. Bir kere söylüyoruz. Kaldırmadıysa gidip kendisine yardım edip kaldırtıp bak ne güzel kaldırdın deyip konuyu
kapatıyoruz. Yoksa biz tekrar etmeye devam ettikçe çocuklar da duymazdan gelmeye devam edeceklerdir. Tabii. Dolayısıyla herhalde sabır savaşı olacak belki. Evet, evet. Sabırlı davranacağız. Duygularımız değil, mantığımız önemli. Çünkü faydalı olmak bizim amacımız. Yoksa hepimiz üzmeyelim çocuklarımızı. Otursunlar, yorulmasınlar diye düşünürsek hiçbir zaman büyümezler. Biz de, onlar da biz de zorluk yaşarız. Evet. Doğru olanı, çocuklarımızın ilerlemesi, gelişmesi için gerekli olanı yapacağız. Doğru, değişim için. Evet. Peki, benim sorularım bunlar. Senin ekleyeceğin var mı Özcecim? Benim eklemek istediğim bir şey, şey değinmek istiyorum. Üslupla ilgili. Bu ara çok üzüldüm çünkü korona zamanı evde kaldığımız süreçte kaybolan çok çocuk oldu. Evet. Ben de evet. Bazı otizmli ailelerin WhatsApp gruplarına dahilim. Çok konuşmuyorum. Orada olduğumun farkında değiller büyük ihtimalle ama takip ediyorum. Ailelere karşı, yani yabancılarda da değil, otizmli çocuğu olan, bu sürecin nasıl ilerlediğini bilen ailelerde bile bir ön yargı ve sert bir üslup var. Mesela yine İngiltere'den farklı olan bir durum. Onlar daha yapıcı, daha pozitif yapabildiklerine odaklanan bir iletişim tercih ediyor. Biz de çok suçlayıcı, eksiklere odaklanan bir iletişim var. Aileler zaten ben sigara mı içtim, ondan mı oldu, ben bir şey mi yaptım, geçen ne oldum, o yüzden mi oldu gibi zaten bir sürü stres yaşıyor. Bizim üzerine yük bindirmememiz gerekiyor. Bu yük en küçüğünden ödevlerini yapmasını yapmanızı istemiştim ama yapmadınız dememizden başlıyor. En kötüsü de işte çocuğu kaybolduğunda ailenin suçuymuş gibi yansıtmaya kadar devam edebiliyor. Olabilir olmayabilir. Yani kesinlikle kanıtlanmadığı sürece benim içimden öyle geldi deyip bir insanı suçlamak hiç doğru değil. Doğru. Kötü hissettirmek insanları zaten çok acı bir durum. Bizim ödevlerini yapamamış olabilir. En basiti buydu. Evet. Dün gece ne yaşadığını bilmiyoruz. Zaten ev hanımı bir anne için, çalışan anneleri zaten hiç düşünemiyorum. Ev hanımı iken bile ev o kadar nankör bir yer ki, hani temizliyorsunuz yine dağılıyor, pişiriyorsunuz yine yetmiyor, alıyorsunuz yine, hani hiçbir zaman mesela bir inşaat mühendisisinizdir, binayı yaparsınız ve biter ama ev öyle değil, hiçbir zaman bitmiyor o annelerin işi. O kadar şeyin içinde zaten stresli bir hayat yaşarken, normal çocukları olanlardan farklı bir sürü problemle ekstra uğraşıyorken bir de bizim yüklenmemiz hiç doğru değil. Yapamayabilir. Yapamamıştır, dün uyuyamamıştır, belki morali bozuldu, belki aklına bir şey geldi, belki bizim çocuklarımızda mevsimsel geçişlerde bir davranışsal problemlerde pik olur, bir artış olur. Belki öyle bir döneminde zor bir hafta geçirdiler, yüklenmemeliyiz. Kibar davranacağız, lütfen. Yani insanları zaten stresliyken daha çok kötü hissettirmeye çalışmayacağız, iyi hissettireceğiz. Evet. Çünkü bizim görevimiz eğitimci olarak sadece akademik bir bilgi vermek değil. Bu mesela İngiltere'de bunu şu şekilde araştırıyorlar. Yani bir çocuğun otizmli olmasının devlete etkisi nedir? O annenin işe gittiğinde bir önceki gece stresli olduğu için performansının düşüşüne kadar hesaplıyorlar. Tabii. Ya da o ailede her zaman olmasa da çoğunlukla babalar ayrılmayı tercih ediyor. Erkekler biraz zorlanıyor böyle süreçlerle baş etmekte. Hani o aile bölündüğü zaman yaşanan problemlere kadar inceliyorlar. Yani çok stresli bir dönem. Yük olmayacağız, kolaylaştıracağız hayatlarını. Program yaparken sadece toplama çıkarma yapmayacağız. Toplama çıkarma önemli değil. Sınırlı alanı boyamış mı önemli değil. Evin içerisinde çocuğun bir görevi olsun. Normal gelişimi gösteren çocuklar için de geçerli. Çocuklar evde hiçbir görevleri olmayınca ve boşlukta dolanınca sürekli sıkıldım diyor. Çünkü otelde gibi böyle hiçbir aidiyet duygusu yok. Aidiyetiniz olduğu yere böyle yerleştirmek istersiniz. Toplu dursun istersiniz. Mutlaka yaşına göre, yine sitede bununla da ilgili bir yazı var. Şeyi yaş grubuna göre ya da gelişimine göre de takip edebiliriz. Evde yapabileceği şeyler, sofrayı toplamak olur, bulaşık makinesini boşaltmak olur, çamaşırları telden toplamak olur, katlamak olur. Görevler vereceğiz. Çocuk da kendini boşlukta hissetmesin. Başarılı hissetsin, bir şey yapıyor hissetsin. Annenin eğer
güzel bir eşse, eşinin de yükleri, eşi de yükleniyorsa görevlerden çok sevinirim. O yükleri bir azalsın. Hem aile de çok rahat eder, çocuk da çok rahat eder. Kadar. Peki, çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Teşekkür ederim canım.